Sevgili seyirciler, dün geceki çatışmalar Şırnak'la sınırlı kalmadı. Şanlıurfa'da canlı bomba alarmına geçen güvenlik güçleri durdurdukları araçtaki teröristlerin saldırısına uğradı. Çatışmada iki polis ve bir asker yaralanırken teröristlerden biri öldürüldü, diğeri yaralı ele geçirildi. Şanlıurfa'da eyleme giden teröristlerin planını yolda önlem alan güvenlik güçleri bozdu. Çatışmaya giren teröristlerden biri el bombasının elinde patlamasıyla öldü. Diğeri yaralı yakalandı. Şanlıurfa ve Mardin'de teröristlerin eylem yapacağı bilgisine ulaşan güvenlik güçleri dün akşam Viranşehir Ceylanpınar Karayolu'nda önlem aldı. Durdurdukları siyah renkli aracın arka koltuğunda oturan teröristin üzerindeki el bombasını fark eden polis memuru İsmail Dilhacıoğlu bağırarak arkadaşlarını uyardı. Ön koltukta oturan teröristin polis Dilhacıoğlu'nu vurmasından sonra çatışma çıktı. Araçtan inen iki teröristin açtığı ateşte polis Mahmut Ayan'la uzman çavuş Yusuf Aydoğan ve yoldan geçen İsmail Güler yaralandı. Çatışmada teröristlerden biri yaralı olarak yakalandı. Diğer terörist ise polislere atmaya çalıştığı bombanın elinde patlamasıyla öldü. Teröristlerin bulunduğu aracın sürücüsü gözaltına alındı. Sürücü ifadesinde korsan taksicilik yaptığını, olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Bir araç şoförü elimizde, onunla ilgili inceleme ayrıca sürüyor. Araçta yapılan aramada iki tabancayla iki el bombası daha bulundu. Ağır yaralanan polis İsmail Dilhacıoğlu'nun 72 saat boyunca uyutulacağı öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de hastaneye gidip yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Bizim aldığımız bilgi Manisa, Adana istikametinden. Manisa'da bazı değerlendirme keşiflerde bulundukları şeklinde bir bilgi var. Oradan Adana'ya, Adana'dan da Şanlıurfa, Viranşehir'den Ceylanpınar'a doğru giderlerken kıskıvrak bir şekilde orada yakalamışlardır. Polis çatışmanın ardından aynı güzergahtan geçen ve patlayıcı yüklü olduğu iddia edilen beyaz renkli bir kamyonetin peşine düştü. Hakkari'de